Genium'da. Size özel tasarladığımız ayrıcalıklar dünyasına 85 TL'den başlayan tekliflerle adım atmanız için sizi Turkcell mağazalarına bekliyoruz. Turkcell Platinum. Çünkü bizim için özelsiniz. Efendim mutlu günler. Gün ortasında İş İşleri programıyla karşınızdayız. Bugün konuğumuz Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir. Hamit Bey öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Dilerseniz özellikle ekonomi dünyasında ön planda olan bir konuyla başlayalım. Dün Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'dan açıklamalar geldi. Yeni kur tahminleri vardı. Peki bu kur tahminleri ve faizdeki dalgalanmalar sektörü ve sizi nasıl etkiliyor? İş dünyası tüm bunlardan nasıl etkileniyor efendim? Şimdi Merkez Bankası Başkanı bunu açıkladı. Bundan önceki yayınlarda ben de bunu hep söyledim. 2014'ün, 2013'ün sonuna doğru kur yükselecek. 2014'ün ilk çeyreği, ikinci yarısından itibaren de geriye dönüş olacaktır diye. Çünkü Türkiye'de bir trend, bir yukarı yükseliş var. Evet, dünyadaki olumsuzluklar Türkiye'ye sıkıntısını bir şekilde öksürse bilene veya esnese bilene yansıtıyor. Ama Türkiye ekonomisi gerçekten oturan bir ekonomi. Yani 10 senedir biz 1500-2000'lik gecelik faizlerden onların altına düştük. Yani 7'ler, 8'ler, bugün 4.6'lar. Bunlara düştük. Bunu rüyamızda görsek hayal edemezdik. Yani derdik olmaz, olması mümkün değil. Tabii bunun sancıları doluyor. Türkiye'de faiz yükselirken, dünyada yükselirken Türkiye'de bir düşüş direnti var. Bunun da sıkıntıları oluyor. Türkiye'deki olumsuzluklar, çevre ülkelerdeki, komşu ülkelerdeki olumsuzluklar, Orta Doğu'daki olumsuzluklar ister istemez bunu yansıtıyor. Konu sektörüne etkisine geldiğimiz zaman da tabii ki dövizin yükselmesi bir etki yapıyor. Her şeyden önce zamlar, yurt dışı kaynaklı ürünler alıyorsunuz. Yurt içindeki bazı ürünlerin de petrol ve doğal gazla imalatından dolayı bir zam furyası oluyor. Bir Türkiye'deki yapılan bizim sektörde malzemeye yapılan zam da desturlu yapılmıyor. Bir bakıyorsunuz demir diyelim. 1300 lira aldığınız demir 2 gün sonra bakıyorsunuz 1450 lira 1500 lira olmuş. Ne oldu? Kurda %3, %5 bir artırım oldu ama demirde %10, %15 gibi bir artırım oluyor. Bunun çok üst sınırı alt sınırı yok. Zam istediği şekilde yapılıyor. Zamı yaparken çok çabuk yapıyoruz. Geri dönüşte alışı yapamıyoruz. Bu benzinde de, elektrikte de, doğalgazda da ve diğer ürünlerde de bu böyle oluyor. İnşaat sektöründe de gerçekten bu zamlar bizi üzüyor. Yani bir bakıyorsunuz demir, beton, çimento ve seramik diğer şeyler. Bağlantı yapsanız bilene nakitle yapmak zorunda kalıyorsunuz. Eğer bir nakitle bağlantı yaparsanız. Hı hı. Yapmadığınız zaman yarınınızı göremiyorsunuz. O yüzden dövizin artışı, petrola gelen zam Türkiye'deki inşaat malzemelerine çok çabuk yansıyor ve çok çabuk artıyor. Bunun yanında konut artışı göstermiyor. Çünkü konut belirli bir duranlıkta olduğu için duranla gidiyor. Çok yansımıyor. Ama önümüzdeki günlerde konuta da ister istemez zam gelmek zorunda. Yani zaten totalde malzemeye %15, %20 bir zam geliyorsa, %10 geliyorsa bunu dolanarak geldiği için bu da konuta da ister istemez önümüzdeki günlerde yansıyacaktır. Evet, konutlar artık özellikle hep lüks segmentte yapılıyor. Lüks segmentte de ithal girdisi yüksek oluyor. Bu da doğal olarak fiyatlara önümüzdeki günlerde yansıyacak herhalde. Türk milleti olarak biz lüks konutta yaşamayı çok çabuk öğrendik. 2005'ten sonra öğrendik. Şimdi sosyal içerikli, sosyal donatılı konutlarda oturmak hakkımız. Türk milletinin de hakkı nihayetinde yıllardır ticari birimler üzerinde 3 katlı, 5 katlı, 10 katlı binalarda oturmuş, sokağa çocuğunu çıkartabilecek bir alanı yoktu.
Şimdi çok sosyal donatılı, sosyal parkları, otoparkları, sosyal alanları, havuzları, hamamları, fitness salonları, çok güzel siteler yapılıyor. Şu an bizim Demir Romance projemiz akıllı ev sistemi. Artık oturduğunuz yerde akıllı bir telefonunuzla veya bir iPad'inizle evinize hükmedebiliyorsunuz. Elektriğine, suyuna, doğalgazına, yakıtına, otoparkınızdaki, otoparktaki arabalarınıza, servisinize, her şeye hükmedebiliyorsunuz. Buna biz çok çabuk adapte olduk, çok çabuk alıştık. O yüzden bunun da ister istemez bir artı maliyeti var. Yani 100 metre bir daire alıyorsanız sosyal donatılar ile beraber bu 150 metre. Ama siz 100 metrenin parasını veriyorsunuz. 50 metre artı bir geldiği için bunun artıları vardır. Eskide 100 metre ise 100 metredir. Altında bir kömürlüğü vardı veya bir deposu vardı ama şimdi öyle değil. Gerçekten mükemmel akıllı siteler yapılıyor. Şu an bizim yapmış olduğumuz Demir Romance projesinde olmazsa olmaz her şey var. Yani bir 776 konut yapıyorsunuz, 1300 otopark alanı yapıyorsunuz. Mescitinden tutun çocuk oyun alanına kadar, bayanların gün odasına kadar, kurban kesme tesis alanından tutun 24 saat sağlık hizmetine kadar. Artık vatandaşa bunlar, bu hizmet veriliyor. Evet, ama yeni imar yönetmeliğiyle birlikte de özellikle otopark ya da işte evlerin balkonunun zorunluluğu geldi değil mi? Bu imar yönetmeliğiyle de aslında yeni yapılacak inşaatlara da belirli zorunluluklar geldi. Yok, bunu markalı projeler ve referans olan projeler bunu çok iyi beceriyor, çok iyi yapıyor. Bizler de böyleyiz. Çünkü artık diyoruz ki olmazsa olmaz otopark şart. Biraz önce de söyledim, olmazsa olmaz sokaklarda artık kurbanlar kesilmesin, sitelerin altında kurban kesme tesis alanları yapılsın diyoruz. Biz bunu söylediğimiz zaman herkes böyle bir bakıyor, aa kurban kesme tesis alanı mı diye. Bunlar olmalı. Şimdi kibrit kutusu gibi halen çıkan binalar var. Açık otoparklar var. Bodrumlara yayılmıyorlar. Bodrumlara yayıldığınız zaman, otopark alanlarını geniş tuttuğunuz zaman bu bir artı maliyet getiriyor. Artı maliyet getirmemesi için ister istemez ne yapıyor? Kibrit kutusu gibi dikeyine çıkıyor. 10 kat, 15 kat, 20 kat, 25 kat ama açık otoparklar yapıyor. O zaman isterimiz maliyet düşüyor. Ama bu vatandaşı ilk etapta cezbediyor. Daire alırken cezbediyor. Ama bundan 3 sene sonra, 5 sene sonra, 10 sene sonra binalar yapılırken 100 seneye göre yapılıyor. 150-200 seneye göre yapılıyor. Allah ömür verdiği müddetçe senden sonra çocukların, senden sonra onun çocukları burada yaşayacak. Biz şu an otopark sıkıntısını yaşıyorsak 10 sene sonra bunu has safhada yaşayacağız. O yüzden bugün halen evet bakanlığın yönetmeliğinde, belediyelerin yönetmeliğinde otoparklar var ama yeterli otopark yapılmayan halen sitelerimiz var. O yüzden vatandaş buna çok dikkat etmeli. Bir de şunu sizin aracınızla söyleyeyim. Konut alma dönemi bu dönem. Gerçekten tam alma dönemi. Çünkü faizler yükseldi ama birin altında halen 0.85 ile 0.92-95 arasında. Ama bu faizler zaten normal. Birin altındaki tüm faiz oranları normal olarak konut alıcısı için çok normal. Bugün birin üstünde bir araba alırken birin üstünde 1.10, 1.20, 1.35 de kredi alıyorsunuz ve gidip araba alıyorsunuz. Aldığınız arabayı bugün 50 bin liraya aldığınız zaman anahtarı çalıştırıp geri 2 gün sonra satmaya kalksanız 40'a satıyorsunuz. Bir de faiz gideri. Ama konutta böyle bir şey yok. Konutta kaybınız yok. Eğer referanslı firmalardan daire alıyorsanız bugün 100 liraya aldığınız bir daire 6 ay sonra 130 lira. 130 bin lira. 130 bin lira, bu kadar 30 bin lira kar ediyorsunuz. Aldığınız kredi de eğer bugün 0.90 ile alıyorsanız bu krediyi, diyelim ki 6 ay sonra bunu 0.60'lara, 0.65'lere, 0.70'lere düştüğü zaman sizin bir yapılandırma hakkınız var. Devlet ve bankaların, bizim anlaşmalarımızda bu var. O yüzden konut tüketicileri bu gelecek zamların konutlara yansımadan önce faizler yüksektir diye konut alacaksa bu alımı ötelemesin. Bu günlerden mutlaka kalsın. Çünkü 2014'ün ilk aylarında, 2013'ün son ayları ve 2014'ün ilk aylarında bizler bu zamları yansıtmak zorundayız. Yani yeni yılda konutlara zam gelecek diyebiliriz. Evet. Bu arada önümüz bayram, Kurban Bayramı. Peki bayramlara özel bankalarında özel kredi destekleri oluyor. Sizde böyle herhangi bir destek olacak mı ya da
İşte biraz daha fiyatlarda bir indirim olacak mı bayram özel? Şimdi ben bankaları zaten anlayamıyorum. Bankalar durmadan reklam yapıyor. Bankaya şey kişiye özel bayramda şu kadar 0.40'la 0.50'yle 0.60'da işte senin 100 bin liran, senin 200 bin lira kredin hazır gel al diye. Ama öbür tarafta garantör olduğu projelerde bizim gibi garantör olduğumuz projelerde vatandaşa beyaz yakalı dediğimiz üst düzey insanlara bilene kredi kullandıracağımız zaman bankanın olmazsa olmazları var. Diyor ki 0.90 veya 0.88. Kardeşim neden sen bu öbür tarafta durmadan reklam yapıyorsun? Böyle böyle diyorsun işte telefonlara mesaj geliyor. Bunu neden yapıyorsunuz? Ben bankalar anlayamıyorum. Bu tarafta garantili bir müşteri varken orada önüne engeller çıkıyor. Ama öbür taraftan da kredi satmak için bayram ve özel günlerde kredi satmak için de durmadan reklam veriyorlar gazetelere, televizyonlara veya telefonlara. Şimdi bankaların konut sektöründe böyle bir kampanyası yok ama biz bankalarla çalıştığımız bankalarla şu an görüşüyoruz. İyileştirme istiyoruz. Bu iyileştirme de birkaç gün içerisinde, bir hafta 10 gün gibi içerisinde bize dönüşler yapılacak. Bir nasıl puan, bir iyileştirme iki, olacak? Şimdi diyelim ki 0.88 ise biz bundan 3 puan, 5 puan nasıl çekeriz? Amacımız konut alan vatandaşın minimumlarda ödeyip biraz daha maliyetini düşürmek. Bu görüşmelerde, bu çalışmalarda devam ediyor. Yalnız ben şunu da belirteyim. Ben bundan önceki programlarında da söyledim. Bu yılın sonuna kadar döviz, faiz bir çıkış trendinde olur ama yıl sonu itibariyle mutlaka düşmek zorunda. Düşecek. Çünkü Türkiye ekonomisi çok iyi. Çok şükür Allah'a. Bugünlerde faizlerde de ve dövizde de bir gevşeme başladı zaten. Merkez Bankası Başkanımızın da 2014'te döviz kurunu 1.8 olarak belirlemesi de çok iyi. Çünkü neden? Merkez Bankası da dik duruyor. Kasası dolu. Kendisi kuvvetli olduğu için. Eğer dışa çok fazla bir çıkış olmazsa dıştaki Türkiye'ye giriş nedeniyle önümüzdeki yıllarda gerçekten dövizin ve faizin eski oranlarına döneceğini ama konut malzeme aldığı zamı geri vermeyeceği için konutta ister istemez bir zam oluşacaktır. Onun için vatandaşların konut alacak arkadaşlarımızın, dostlarımızın bu dönemde alabilecekleri tam dönem. Peki efendim. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok mersi, sağ olun. Sayın seyirciler, İşin Sırrı programını burada sonlandırıyoruz. Saat 17.30'da Z Raporu ile yeniden karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşçakalın. Karasu Kocaeli yolunun 0 ile 27. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışması.